Olkay bu arada. O karagümrük oyuncularının hemen dibine yaklaştı. Üst köşe doğru düşen bir nek. Hemen kenarda kaldırıyordu ki buradan. Görce daha ilk gelen isim oldu ki. Görce daha karşı bir isim kovdu oldu buradan. Ekibinden Solkay Krevjoli ekibinden Kizers'ı nakleyen vuruşunu yaptı. Erken round'da şimdi bir nak aldı. Reds'i düşürdüğü gibi o da hanesine kilini yazdırıyor. Şimdi Solkay'ın geldi. Lovazin takım arkadaşının hanesine kilini yazdırdı. Krevjoli ekibiyle bir main fight gerçekleştirdiler ki zannedersem ancak ben futbolist ekibini genelde buralarda görmeye alışık değildim. Ya da evet, Jordan bu bölgesi mainleri, ana mainleri ama uçak rotasyondan dolayı alternatif mainleri olan bölgeye atladılar. Orada da Krevjoli ile yakınlaşma içerisine girdiler. Lipovka şu anda Krevjoli ekibi de acaba futbolisti beklemiyor muydu bu main'i bilmiyorum. Hazırlıksız yakalanmış olabilirler. Ki 3 oyuncularını kaybettiler. Hafız, Reitz ve Kazers'ı kaybettikten sonra Maicon takımını temsil edecek son oyuncu. Şimdi Maicon da o ateş hattından biraz daha uzaklaşmayı deneyecek. Tabii ona izin verirse futbolist ekibi oyuncuları. Şimdi haritaya baktığımız zaman Rozo'nun çok da üstüne giden çok fazla bir takımımız yok ki hiç takımımız yok. Arrangel haritasının üst bölgesi Shooting Range, Severny ve Stalwar bölgeleri artık kullanılmıyor gibi şu anda. Ya bir Blaze ekibi bir anda kapattı bu bölgeye doğru. Körcerah ilk gelen isim oldu ki Körcerah karşılığında isim Korda oldu buradan. Korda, Körcerah nakledi. Hemen takım arkadaşlarından bence buraya doğru hızlı bir rush gelmesi gerekiyor. Körcerah kaybetmemeleri için ki Korda hemen kitini bastı. Şu anda camdan pick. Yani zannetmiyorum o bölgeye doğru bir pick gerçekleştireceğini. Keç orada biraz geç kaldı sanki açısı en iyi olan Blaze oyuncusuydu. Tam karşısındaydı Korda. Belki tepeyi bir adım daha önce aşmış olsa Korda'nın kör cerrahının aklamasına engel olabilecek. Kör şimdi kendini biraz daha safe bölgeye atıyor ama o bölgeye ilerleyen ya da o bölgeye en yakın oyuncu sanırım gördüğüm kadarıyla Blaze'den Tron gibi gözüküyor. Keç şimdi ilerlemeye başladı. Takım arkadaşları sanırım Keç'i orada supportlayacaklar ki Keç kör cerrahı yakalayabilirse hatta Korda'ya yani doğru bir nade deneyecek. Evet, Korda'yı orada o bölgeden o pencereden uzaklaştırmayı deniyor. Bir 31'lik de match kazandırdı Keç bu bölgeden Korda'ya. Geç ekibi aslında tekrardan bir ilerleyiş belki gerçekleşebilir. Bu arada Respect ekibi Rozon tepesini almış durumda. Korda'ya doğru gidebilecek bir sprey denemesi mi dedim ki Respect ekibinden gelen bir sprey denemesi var. Korda'ya doğru profile atışları devam eden bir Keç. Aynı esnada bir de nade denemesi gerçekleştirecek mi? Yani körceler kaldırmak Keç burada daha mantıklıdır diye düşündü. En büyük çekingenliğini hemen yanında körcelerin yanında bir araç var. Korda'nın oraya bir nade atması ya da o aracı patlatması hem körü bitirecek hem Keç'in ak duruma düşürecek derken Respect'ten Arkon orada Blaze'e çok büyük destek verdi şimdi. Korda'yı nakladı. Blaze oyuncuları biraz daha rahatladılar. Ve orada Korda'yı bitiren vuruşu yaptılar. Raum bir üstlerine denedi IV oyuncularının. Sonrasında daha sakin noktaya doğru ilerledi. Oyun alanının ortasında Blaze ekibi oyuncuları var. Onlar erkenden yer tutmaya çalışıyorlar. Birazdan küçülecek bu alan sonrasında. Bakalım Blaze taktiğiyle oyun alanının ortasında yer tutabilecek. Bir de futbolist ekibinin aynısında Fester Vikings ekibinin tam üzerine doğru da gelen bir airdrop olduğunu söylemekte fayda var. Lovatin kendisini hemen içeriye doğru attı. Fester Vikings ekibinden gelen bir spray denemesi olduğu için Lot şu anda naklı durumda. Aynısı da onlardan da. Fester Vikings ekibinden de Monlight şu anda naklı durumda. Takım arkadaşı Baba burada kaldırmaya çalışıyor. Şöyle genel olarak dağılımlara baktığımızda Surreal ekibinin belki buraya doğru bir oyun tarzının olabileceğini. Fester Vikings ekibinden de arka arka futbolist ekibinden belki 2 nak aldıkları esnada futbolist ekibinin üzerine doğru belki bir araçlarla araç gerçekleştirebileceğiz. Nereden hemen hazır bir geçiş gerçekleştirelim buradan Lovatin'e doğru bakmak istiyorum çünkü altarlardan aynı esnada enimize de ekiplerine doğru bir sprey denemesi gerçekleştiriyorlar ve arkalarından Surreal ekibi de buraya doğru bir davranış amacı gerçekleştiriyor. Fesbir Vakes ekibinden bir nak almayı başardılar.
Ice ekibinden, Ainesador Respect ekibinden de şu anda Nate'le bir nakalanacak. Valerian's ekibi oraya doğru adeta bir rezonansı yaşatmaya devam ediyorlar. Bu arada Jetgill'den aklanan bir diğer isim oldu. Geçme ekibinden Argo tarafından 3 kata doğru düşen bir Nate. Hemen kenarda kaldırıyordu ki buradan. Ghost mükemmel bir refleks geldi. Nate'si de almayı başardı buradan. Birbirine yakın durumdalar. Çok çok uzak durumlarda değiller. Vodafone Ayşe ekibine doğru giden bir sprey denemesi ki aynı esnada soldan gelen de bir Selim var. Blaze ekibinden Sevinyan'a doğru baktığım zaman da enemizi Death ekibine doğru bir sprey denemesi gerçekleşirebilir. Sağdan gelmeye çalışacak aynı esnada bir de God of Anarchy, özür dilerim. Getsu ekibi var. God of Anarchy ekibinin hemen yakın kısmına doğru gelen bir Selim görmekteyiz ki sağ tarafından Raj ve Soylus'lar tek başına oradan naklanabilir mi? Canı yok. Çok şu anda sıfır Selim. Yani sadece ufak bir kırmızı görebiliyorum orada ki Selim şimdi tekrar geri döndü oyun alanına. Orada ölümden döndü resmen Selim. Karşısında doğru buradan bir Nate. Kanete atışı geldi. Karşısından da gelen bir Nate sağ tarafına doğru hemen düştü. Karşısında bir Nate daha gönderecek. O Nate! Evet, o Nate. Karşısında sonunda düşürdü orada Selim'i. Başarılı bir Nate geldi, mükemmel bir Nate geldi ki Suriyel ekibi şu anda o kill skorunu alabilecek. Aslında isteyen bir diğer ekip diyebilir miyim? Şu anda Selim'in kill skoru yavaş yavaş gelmeye başladı. Soltay bu arada orada Karagümrük oyuncularının hemen dibine yaklaştı futbolist ekibi. Karşıdan gelen mükemmel orada. Teklerden bir Nate gönderecek şu anda. Raum orada. O Nate tutar mı oraya sevgili Tuna? Tutar. Ve evet tuttu. Raum'u da düşürdü orada. Karzvel bulunduğu o noktadan gerçekten iyi oynuyor. Futbolist ekibinde Lovrezin sanırım o bölgede yakın olarak ayakta kalan isim oldu. Hızlıca takım arkadaşlarını yakalamazsa Lovrezin onları kaybedebilir o bölgede. Evet, şimdi yakaladı, oyun alanına tekrar geri döndürüyor takım arkadaşlarını. Ben sprey seslerinden yani hiçbir şey duyamıyor desem yeridir. Moonlight'a doğru giden bir sprey denemesi aracı patlamak üzere ki alana düşen bir diğer isim oldu. Yani Surreal ekibi şu anda bir rotasyon içerisinde. Bir anda Digital Athletics ekibi, Esir Vikings ekibi bizlere, sevgili izleyenlerimiz de zaten şu anda ekranlarda görüyor ki maça veda ettiler. Bir anda hemen hızlı bir şekilde o fight'tan sağ çıkamadılar ki şu anda Beyaz Işıklı ekibinden Kral'dan aynı durumda. God of Anarchy ekibi arka arka oraları nate'lemeye çalışıyor. Gaffur bu arada orayı adeta rezon hissine çevirdi. Sağ tarafına doğru düşecek olan bir nate. Biraz önüne doğru düşen bir nate var. Polis ekibinin oradan bir çıkış gerçekleştirmesi gerekiyor. Lutz bu arada Crowlu hanesine kill olarak yazdırdı. Şimdi Beyaz ışık diş oyuncuların üstüne red zone gibi nade'ler yağmaya devam ediyor. O bölgede God of Anarchy oyuncularından Raum şimdi Rozix'i düşüren vuruşu yaptı. Raum sonrasında Timber'dan aktarda hızlıca hanesine killerini yazdırıyor Raum. Raum Wesley'i de düşürdü. Güzel bir ESL'e Karzvel Raum'u şimdi karşılayan vuruşunu yaptı. Karzvel o bölgeyi bir türlü salmadı. Salmadı ve oradan o kill skorlarını çekmeye rahatsız ediyor Karzvel gerçekten. O bölgeyi bir türlü salmadı kimseye. Bu arada oyun alanı gerçekten tüm takımlara fake attı. Suyu geçip bu bölgeye, bu geniş alana gelen ekipler tekrar o köprüden veya o sudan geçerek geriye dönmek zorunda kalacaklar. Çok güzel fake attı şu anda. Mükemmel, mükemmel. O fake'ler mükemmel oldu ancak elimizde Death ekibinin şu anda tüm oyuncularının suyun içinde olduğunu söyleyebilirim. Naut aynası da suya giren bir diğer isim oldu. Maikon oradan o kill skorlarını çekmeye devam ediyor ayakta kalan son isim. 8 takım 13 kişi. Yine kalabalık, 7 takım 12 oyuncu var. 27. dakika içerisindeyiz. 6. alan oldukça kalabalık ki ortadaki o oyun oynanabilir alanı derken evet şu anda oyun alanının içerisinde sadece Valerian's ekibi var. 4 takım kaldı. O takımların o bölgeye girebilmesi gerçekten çok zor oldu. Ve orada da avantajlı duruma geçtiler. Tabii Valerian's ekibi Blaze'i oyun alanının içerisine sokarsa. Crevjoli ekibinden de bir oyuncu var orada, Maikon. Evet, Maikon Blaze ekibi oyuncularına zorluk çıkarabilecek diyecektim ki oyun alanı Maikon'u bitirdi, oyun alanı şimdi sevgilini bitirdi. 44 CL'ye atla zannedersem o ki skorunu vermeyecektir diye düşünüyorum ben.